bölgeye gideceğiz, Hatay'a. Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan sivil toplum kuruluşlarından iki isimle beraberiz. Hemen paylaşayım. Erdal Altıntaş ve İsmail Koru, İHA arama kurtarma ekibinden. Pek çok sivil toplum kuruluşu burada gayret gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İHA ilk dakikalardan itibaren oraya gidenlerdendi. Ve bizim gittiğimiz uçaklara sonrasında da yanılmıyorsam 4000 kişilik bir arama kurtarma, yani sivil toplum kuruluşları içerisinde en çok İHA'nın arama kurtarma ekibi var. Çok büyük gayretleri de oldu. Size de tekrar teşekkür ederek hemen geleceğim. Ne durumdayız? Şu anda sahada bu depreme nasıl müdahale ettik? Eksiğimiz, noksanımız neydi sizce? Olmadığını düşünüyorsanız lütfen bunu da söyleyin. Çünkü sahadaydınız, en iyi siz biliyorsunuz. Buyurun, ben sözü direkt olarak size bırakayım efendim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Biz olay anda bölgedeki ekiplerimizi hızlı bir şekilde buraya yönlendirdik. Burada da ekiplerimiz vardı. Ekiplerimiz müdahalelere başladılar. Biz Adana'daydık. Depremi Adana'da hissettik. Hızlı bir şekilde biz depremin merkez üstüne giderken Nurdağ'ında yolun kapandığını gördük. Yolda yarıklar vardı ve biz Hatay'a yönlendik. Saat 9 civarında ben Hatay'a geldim 3 arkadaşımla beraber. AFAD Koordinasyon Merkezi merkezine geçelim diye. Akşam tabii ki 9 buradaki civarında mı? Sabah afetin büyüklüğünü o anda biz sabah 9'da sabah aynı. Yani 4.30'da 4.17'de afetin deprem oldu. Saat 9'da siz Hatay'a ulaştınız. Evet, aynen. Ben şey dedim, AFAD İl Müdürlüğü'ne girdim. İl Müdürü arkadaşım da oradaki manzarayı görünce burada büyük bir deprem olduğunu, afet olduğunu hissettik. Müdür Bey bana ağlamaklı bir şekilde sarıldı. Bana afetten buraya gereken aracını gösterdi. Harap olmuş da aracı ve birçok AFAD görevlisinin enkazda olduğu veya haber alamadığını söyledi. Biz hemen bir keşife geçtik. Hatay'ın merkezine baktıktan sonra gerçekten durumun çok vahim olduğunu gördük. Bizim burada Reyhanlı'da koordinasyon ve lojistik üssümüz var. Biz derhal oraya geçtik. Oradaki arkadaşlar da aileleri birçoğu enkaz altında veya ailelerini yanındaydılar. Orada koordinasyonu kurduk. Bizim Reyhanlı'da arama kurtarma ekibimiz ve Samandağ'da arama kurtarma ekiplerimiz var. Onlar da müdahalelere 9-9.30 civarında başladılar. Biz bu bölge de Hatay bölgesinde 450 arama kurtarma biliyorum, onu soracaktım. Kaç kişi mesela o anda müdahale etti? Çünkü Hatay çok büyük bir kent ve biz Hatay'a ben akşam ulaştım. Akşam ulaştığımda hiçbir yerde kimse yoktu dediğimiz mahalleler vardı. Yani daha doğrusu şehrin içi öyleydi. Çok az sayıda arama kurtarma ekibi. Biz ilk evet buyurun. Aynen. Biz ilk etapta Samandağ ve Reyhanlı'daki ekiplerimizle biz müdahaleye başladık. Bu ekiplerimizin sayısı 40 civarındaydı. Sonra akşam üstüne doğru İstanbul'da bizim orta seviye ekibimiz geldi. Onunla beraber biz müdahalelere başladık ve diğer illerimizi biz buraya yönlendirdik. İstanbul, Antalya. Çünkü buradaki tablonun çok büyük olduğunu görünce ve İskenderun'da biz ekiplerimizi yönlendirdik. İskenderun'da da ciddi yıkımlar vardı. Bu şekilde koordine olduk burada. Biz şu ana kadar bu bölgede 237 canlı çıkardık. 400 de maalesef cansız bedene ulaştık. Ya ben birçok afette yer aldım. Ama buradaki afeti görünce gerçekten tablonun çok büyük olduğunu gördük. Yani müdahale kısmında tabii ki yani biz arkadaşlar şimdi şöyle bir hesaplama yapmıştık biz. Orta seviye ekipler biz 58 kişiden oluşuyor ve vardiyalı şekilde biz çalışıyoruz. Yani buradaki sadece Hatay bölgesindeki müdahale 700 bin kişilik bir arama kurtarma personeli olması gerektiği şeyini çıkarmıştık. Gerçekten yani yetemedik. İnsan gücüyle yetemedik. Yani müdahale ettiğimiz kadar üstün gayretler göstererek arkadaşlarımız müdahale ettiler. Peki. Şunlar olsaydı daha sağlıklı olurdu dediğiniz bir durum varsa onu da alalım. Sonra arama kurtarmaya bizzat katılan bir isim yanınızda. Siz de yani onun da tecrübelerini paylaşmasını rica edeceğiz.
Yani bizim sahada gördüğümüz şey devletimizin en büyük gücü olan, en büyük insan topluluğu olan silahlı kuvvetlerin anında sahaya çıkması daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. Yani tabii ki alan çok büyük. Yani alanın yüzölçümü ölçümüne bakılınca bir Hollanda, Belçika devletinin yüzölçümü kadar. Yani benim böyle bir izlenim oldu. Yani en büyük gücün sahaya çıksaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani tabii afet çok büyük, koordinasyonu sağlamak çok büyük. Burada işte bizler zaten bu konuda çok tecrübeliyiz. Birçok afette yer aldık. Bizler bugünler için zaten ekiplerimizi yetiştirdik. Bugünler için gönüllerimizi yetiştirdik. Kendi zaten koordinasyonlarımız var. Koordine olarak hızlı bir şekilde müdahaleleri gerçekleştirdik. Yani askerin geç çıkması gibi bir durum mu oldu? Yoksa yeterince çıkmaması gibi mi? Orayı biraz açar mısınız? Yani ben bu konuda sadece şeyimi söyledim, gözlemimi söyledim. Yani o konuda tabii ki biz takip edemedik. Yani ben sahadaydım devamlı. Sahadaki gelişimleri takip ediyordum. Yani takip edemedim o noktada. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri daha yoğun müdahale etseydi belki daha iyi olabilirdi. Sahadaki eksiklikten gözlemlediğiniz şeyin bu olduğunu paylaşıyorsunuz. Peki... özür dilerim. Diğer arkadaşımızın ismi yani ben biriniz Erdal Altıntaş, İsmail Koru. Benim Erdal Altıntaş, İsmail Koru da. Evet, Altıntaş çok teşekkürler. İsmail Koru. Efendim siz neyle karşılaştınız? Biraz bize bahseder misiniz? Hatta yani karşılaştıklarınız içerisinde şunu anlatmalıyım dediğiniz noktalar varsa onları da lütfen bizlerle paylaşın. Çok teşekkürler bu arada tüm gayretleriniz. Evet, tabii. Zaman. Biz teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Konya ekip lideri İsmail Koru. Şimdi deprem olduğu anda bir uyandık. Depremi hissederek uyandık. Ben Konya'da ikamet ediyorum. Konya'da bir deprem olduğunda hemen telefona sarılıyorum. Diyorum ki muhakkak bir yerde yüksek bir oranda şiddetli bir deprem oldu ki Konya'da da hissedildi diyorum. Bu depremde de yanılmamış oldum. Telefonuma baktığımda mesajlar ve işte haber kanallarında haberler geçmeye başladı. Anında ekipleri toparlamaya başladık. 2,5-3 saat içerisinde hazır haldeydik. Aracımızı hazırladık. İlk ekibimiz yola çıktı. Özür dilerim. Biz Gaziantep hedef olarak verilmişti. Görev yeri Antep'ti. Antep'e yöneldik. Antep'te Nur Dağı'nda maalesef yoğun bir trafik söz konusuydu. Orada tekrar bir iletişime geçtik. Dediler ki Antep Nur Dağı'nda daha fazla yıkım mevcut. Dolayısıyla Nur Dağı'nda çalışmalara başlayabilirsiniz dediler. Nur Dağı'nda çalışmalarımıza hemen öğleden sonraki saatlerde başladık. Öğleden sonraki saatlerde tabii hala canlılar mevcut idi. İlk kurtarma operasyonumuz bir canlıya dair idi. Ondan sonraki çalışmalarımız sürekli tabii enkaz üzerinde kat kaldırmalar, tünel açmalar şeklinde devam etti. Birçok ailenin cansız bedenine ulaştık maalesef. Çok üzücü bir durum, çok vahim bir tablo, çok açıkçası yüreklerimiz doldu. Yani yüreklerimizi nereye boşaltacağız bilmiyoruz. Bitti mi efendim arama kurtarma çalışmaları şu anda? Yani yaklaşık olarak ekipler şu an ne durumda? Dağıldınız mı yoksa devam ediyor musunuz? Evet, Antep'teki görevimiz tamamlandıktan sonra biz... Yok, şu an son görev, durumu söylüyorum. Yani şu anda 11. Günde bitti mi anlamında evet. Sordum. Hayır, bizim ekiplerimiz hala çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar şu anda bile arkadaşlarımız sahada. Hatta biraz önce bir yerden ses işitildiğine dair bir duyum alındı. Hemen termal kameralar istendi. Termal kamerayla tespitler yapıldı. İki vatandaşımızın cansız bedenine ulaştı. An itibariyle söylüyorum yayına katılmadan önce. Ulaştı. Yani böyle bir durum. Tüm devlet kurumları, tüm sivil toplum kuruluşları el ele beraber hep birlikte bu afetin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Tüm milletimizin başı sağ olsun bir kez daha. Evet, sağ olun.
gayretleriniz içinde. Hatay'dan Erdal Altıntaş ve İsmail Koru sahadaki durumu bizle paylaştı.